İyi pazarlar diliyoruz. Yolun başındaykenle karşınızdayız. Dün LGS tercihlerini konuşmuştuk. Bugün programın ilk bölümünde özel okul sektörünü konuşacağız. Şimdi böyle başlığı özel okul sektörü diye atınca ya bu kadar kısa sürede ele almamız çok da mümkün görünmüyor. Çünkü işin öğretmen cephesinden özel okul sektörünü dinlesek bir tam gün onların sorunlarını dinleriz. Öğrenci veli gözünden dinlesek onlar zaten çok dertli. Eğitim kurumları diyor ki siz dertlisiniz ama biz sizden de dertliyiz. Yani dolayısıyla sektöre genel anlamıyla bir özet niteliğinde bakış atacağız programın ilk bölümünde. İlerleyen dakikalarda efendim üniversite yolundaki adaylara sesleneceğiz. Dün var olan bir meslek, bugün var olan bir meslek ve yarın var olacak bir meslek. Aslında insanlık tarihi boyunca insanın olduğu her dönem var olacak bir meslek. Bilmece gibi konuştum ama ne eğitimini konuşacağız? Hukuk eğitimini konuşacağız efendim. Buyurunuz yolun başındayken başladım. Üniversite aslında bir network merkezi. Hedeflerden bir tanesi sektöre işe girmesi. Sektörün aradığı özellikleri düzeyinde sertifikalar veriliyor. 3 gün ilgili kurumda çalışıyorlar, 2 gün geliyorlar burada derslerini alıyorlar. Ajans yapısında çalışıyorlar ve sektöre de hazırlanıyorlar. Hem çevreye duyarlı hem toplumu geliştirip dönüştürebilecek bireyler olarak yetiştirilmesi gerekir. Elleyerek, yaparak öğrenecekler, onu hiç unutmayacaklar. Doğru. Bunu anlamaları için mesleki bir staj sürecinden geçmeleri gerekiyor. Öğrencilerin özellikle projelere, araştırmalara girmeleri lazım. Mevcut olanın dışındakini de tahayyül etmek, hayal etmek, düşlemek gerçekten çok kritik. Önceden mezun olurdunuz. Yani biraz zamanınız olurdu, bir yabancı dil eksikliği varsa gider tamamlardınız, bir staj yapardınız. Şimdi artık gençler işi de o kadar zor ki yeni dünya düzeni onlara diyor ki öğrenci misin? Tamam başka ne yapıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Kısmi zamanlı bir yerde çalışıyor musun? Bir şey üretiyor musun? Ne yaptın toplum için? Bir durum yapacağım toplum için bir şey. Yani şu diplomayı bir alayım şimdi mi yapmam gerekiyor hepsini? Evet. Evet, eğitim girişimcisi, aynı zamanda TÖDER Yönetim Kurulu üyesi Ümit Kalko bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi bugün öyle bir konuyu ele alacağız ki sizinle. Her dinleyen kendi cephesinden iyi bir de şu var diyecek. Siz de onu tamamlamaya çalışacaksınız. Çünkü çok fazla paylaşınız var yani sektör olarak. Bir de öyle bir süreçten geçti ki yani önce mesela dershaneler kapatıldı, dönüştürüldü, çeşitli isimlerle yeni eğitim kurumları geldi, özel okullar teşvik edildi. Tam toparlanıyor mu derken pandemi yaşandı. Yani gelmeyen kalmadı aslında sektörün başına. Evet. Son durumda bize şöyle bir hem geçmişten getirerek bir özet çıkarıp nedir özel okul sektörünün son durumu? Evet Görkem Hanım tabii. Özel okulların sorunları dediğimiz zaman bugünkü mevcut durumu değerlendirmekten ziyade aslında temele inerek aslında sorunu ele almak daha doğru diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bugün sadece yaşadığımız ekonomik kriz ve hiperenflasyondan dolayı artan maliyetler ve bu maliyetleri nasıl karşılayıp fiyatları nasıl artırabileceğimiz ya da verilerle nasıl karşı karşıya geleceğimiz ya da bakanlığımızın açıklamış olduğu zaman oranına nasıl kendimizi tutunmaya çalıştırdığımız değil aslında. Asıl temel sorun 2010'lu yılların başlarında dershanelerin kapatılması, akabinde dönüştürülmesi kararı ile birlikte özel okulların teşvik edilerek büyütülmesi kararı ile ilgili süreçler. Hı hı. Bizler özel okulların teşvik verilmesinden evvel ve dershanelerin kapatılma kararından evvel, dönüştürülme kararından evvel %1-1,5 oranında özel okullaşma oranına sahip bir ülkeydik. Hı. O zaman bakanlığımız bir hedef koydu. Dedi ki ben özel okulları destekleyeceğim. Öğrenci başına velilere teşvik vereceğim. Dolayısıyla veliler çocuklarını devlet okullarına vermek yerine özel okulları tercih ederlerse, örneğin 3 lira vereceklerse bunun aşağı yukarı 1 lirasını, 2 lirasını devlet olarak biz finanse edelim. Evet. Üstünü veli versin. Böylelikle de dershanecilikte olan eğitim altyapımızı, özel eğitim altyapımızı okulculuğa aktaralım, okulculuğu büyütelim. Bununla birlikte de onlarda da bir talep sorunu olmasın. Biz de öğrenci başına teşvik mekanizmasını uygulayalım. Hemen araya gireceğim. Nitekim bu gerçekleşti. %1 evet. Dediğiniz oran %9'a vardı. Evet. Tamam evet. Buraya kadar. Sonrasında tam böyle artık taşlar yerine oturma aşamasındayken tabii bakanlıkta bakan değişimleri, akabinde bürokrasi değişimleriyle birlikte stratejiler de değişmeye evet. başladı. Ve bir anda bizim teşviklerimiz, öğrenci başına olan teşvik uygulaması iptal oldu. Hı hı. Aslında bizim büyümemizin varlık sebebi buydu. Bununla beraber büyümüştük. Bir anda büyüme
kesildi ve küçülmeye doğru gitmeye başlandı. Eş zamanlı olarak ekonomik kriz patlak verdi. Evet. 2019 ekonomik krizi. Sonra onda boğuşurken 2020 ve 21'de pandemi. Okullarımız kapalı kaldı. Doğru. Kapalıyken biz bu sefer yazılım online eğitim platformlarımıza, yazılımımıza yatırım yapmaya başladık. Doğru. Verilere böyle, çocuklarımıza böyle ulaşmaya çalıştık. Burada da ya siz tam hizmet vermediniz, bir kısmını geri iade edinler başladı. Sanki öğretmen online olunca maaşını ödememişsiniz gibi. Verilerle bu sefer karşı karşıya gelmeye Doğru. başladık. Çok da sevimsiz, olarak. Hiç olmaması ve gereken bir şey. İlişkilerimizde ister istemez bir yıpranma süreci başladı. Tam pandemi bitti. Evet. Tekrardan bir bakan değişimi oldu ve yeni gelen bakanımız pandeminin son aşamalarına doğruyken çok teşekkür ediyorum tekrardan kendisine buradan. Okulları açtı. Ya OECD ülkelerinde ilk okul kapatan ve son okul açan neredeyse biz olduk çünkü. Evet. Okullar açıldıktan sonra tamam dedik, artık daha başımıza ne gelebilir ki dedik yani sektör olarak. Tam rayına oturtacağız dedik. Bir anda bu sefer ekonomik kriz, hiperenflasyon, seçim, deprem, minimum sıkıntılarla karşı karşıya geldik. Şimdi bizim sektörün şöyle bir temel mantık hatası var aslında. Biz şu anda Ocak ayı gibi, yani bir sonraki eğitim öğretim dönemi Eylül'de başlayacakken biz Ocak ayında bir sonraki yılın giderlerini öngörüp bir yıl önceden kayıt alıp o aldığımız kayıtlarla da öğrencilerimize, velilerimize hizmet etmeye çalışan Şunu bir diyemiyorsunuz sektörüz. Yani. Bir dakika, maliyetler arttı Sayın Veli, biz biraz daha para istiyoruz sizden. Şimdi diyemiyorsunuz. Biz bir yıl boyunca sabit fiyatla iş yapmayı garanti eden bir sektör konumundayız. Ama erken alıyorsunuz, değerlendirseniz onu. Bakın erken aldıklarımız var ama %90'ını biz erken alamıyoruz. Erken kayıt demek paranın tamamını erkenden almak demek değil. Evet. Artı bir de şunu söylemek lazım. Bugün Türkiye'de herhangi bir sektörden, herhangi bir sektör, bir yıl sabit fiyat garantisi verir misiniz diye birisine sorsanız kim verir size? Yok yok, şu an mümkün yok öyle bir şey. Mümkün değil. Yani bugün otoparka bile dün 40 lira veriyordum, bugün oldu 50 lira abi diyor bana. İçtiğin çorbaya her yani şey aylık zam Bakın, geliyor. Bakın ben burada şu anki var olan ekonomi politikalarını eleştirmek için söylemiyorum. Yaşadıklarımı söylüyorum. Şimdi bizim verilerimiz bize diyorlar ki ya geçen sene bakanlığımız açıklama yaptı. %65 sınırı zam getirdi. Sınırı eğitim getirildi. Ücretine. Şimdi Allah aşkına 2021'in Aralık ayında 2800 lira olan asgari ücret. Evet. 2023'ün Temmuz ayında 11400 liralara kadar gelmiş. Ve ben daha Eylül'de, yani bir sonraki dönemi konuşacağım, yaklaşık Ocak ayında da 14-15 bin liralık rakamlar öngörülüyor. Yani 4 kat benim asgari ücretim artmışken, evvelki yıl %35, bu sene %65, toplamda %100, %105'lik bir kümülatifte bir artış bana verilmişse benim bununla yaşama şansım çok mümkün değil. O yaşama şansı mümkün değil diyen bazı okullar yemek, kırtasiye gibi diğer giderlere, sınırlama gelmeyen diğer giderlere %200-300 oranında zam yapmaya başladılar. Hani şey diyoruz, böyle, aslında, kuzu mu çeviriyorsunuz öyle yemeğinde diyeceğimiz rakamları duyduk bir yandan. Şimdi aslında öyle değil. Onu da düzeltmek gerekiyor. Şimdi bakın, siz tabii televizyoncusunuz ve haber kanallarımızda özel okulların haberlerini yaparken biraz ben şahsen bizim sektörümüz açısından çok aleyhi haberler yaptığınızı düşünüyorum genel olarak. Mesela özel okullarda fiyatlar işte el yakıyor, 500 bin lira, 1 milyon lira özel okul fiyatları var diyorsunuz. Doğrudur. Türkiye'de 500 bin TL, 1 milyon TL olan özel okullar var. Bunlar %1 bile değil bizde. Bindelik rakamlardan bahsediliyor. Anadolu'da da okullar Bakın, ben, var. Bu yıl 74 şehir gezdim. 74 şehirde 250 günümü geçirdim İstanbul dışında. Bugün cebinize 50 bin lira 60 bin lira para koyun. Anadolu'da dilediğiniz şehre gidin. Kayıt olamayacağınız okul sayısı çok azdır. Yani böyle bir rakamlar yok bizde. Gelelim yemek meselesine. Gelmeyelim. Habercilerle ilgili hemen bir şey söyleyeceğim. Çoğu da anne baba içindeyiz biliyoruz Ama yani. Ama siz 1 milyon lira okula veriyor musunuz çocuğunuzu? Kaç kişi veriyor? Öyle bir, bakın o kitle vardır ülkemizde böyle ama. Böyle de haber yaparken tabii biz hepsine eşit mesafe durmaya çalışıyoruz. O zaman sadece işte şu an isim vermek de istemiyorum reklama girmemesi açısından. Evet. Binde birlik, binde ikilik dilime giren okulları genelmiş gibi emsal alarak haber yaparsanız bizim Şanlıurfa'daki, Mardin'deki, Ankara'nın ücra ilçelerindeki ya da Ege'deki okulları da o zaman baz almanızı isteyeceğim. Onların fiyat politikalarını haber yaparsanız. Onları yani çünkü araştırmalarda. Aa ne kadar pahalıymış diyorlar. Halbuki o kadar pahalı değiliz. Ulaşılabiliriz biz. Ulaşılabilir bir özel okullarız. Şimdi gelelim yemek meselesine.
%65'lik zam meselesi eğitime yapıldı ve biz buna bir şekilde uyuyoruz. Tamam. Çok zarar ediyoruz ama devletimizin aldığı karar başımız üstünde uyuyoruz bir şekilde. Allah aşkına yemeğe zaten böyle bir kural yok ki. Yemek maliyetleri de %65 zamlanacak diye devletin bir kararı yok. Yok. Ama böyle bir uygulamayı nasıl yapabilirsiniz ki? Yani siz şimdi o zaman lokantalara diyelim ki ey lokantalar geçen sene ekmek arası döner 10 liraysa bu sene 16 lira yapacaksınız diye karar alınca o fiyat öyle mi oluyor? Hı hı. Serbest rekabet ekonominin piyasanın gereklilikleri var. Ekmek 1 lirayken 5 lira olmuşsa eğer yemek maliyetlerimizi ister iseniz artacak. Biz bunların imalatçısı değiliz. Biz hı. catering firmalarından çoğunlukla alıyoruz. Bizim maliyetlerimizin arttığı oranda bunları yansıtmakla yükümlüyüz. Geçen sene, biraz sektör diliyle konuşuyorum bugün. Tamam. Geçen sene 20 bin TL elektrik faturası geliyorken bugün 100 bin lira geliyor ise benden %65 zamla sınırı kalmamızı kimse bekleyemez. O yüzden de yemeğin içine işte o yani sadece yemek maliyeti ya da kırtasiyenin içine arttırarak koyuyorlar. Sadece onu demeye değil, çalıştım. Gökkem Hanım bakın mesela yayın meselesi. Bakın biz kitaplar neyle üretiliyor? Kağıtla. Tabii tabii. Kağıda sektörde beyaz altın deriz biz. Hmm. Neden beyaz altın deriz? Dolarla alınır çünkü. Tabii. Dolar şu an ne kadar? 26 TL. Hmm. Geçen sene ne kadardı? Yani 1,5 yılda %100'ün üstünde bir dolar artış olmuşsa yayın maliyetlerinin artışı %65'e kısıtlanabilir mi? Kısıtlanamaz. Dolayısıyla bu gerçekleri öncelikle bilmemiz bunu lazım. Bundan bir öğretmene geçmek istiyorum. Peki öğretmenin özlük hakları da yani yeterli mi mesela? Bizim hani sektörün kanayan yaralarından birisidir. Bizim özel okullarda öğretmenlerimize verdiğimiz maaşlar yetersiz. Hı hı. Hele ki bu hayatın olağan akışında bir asgari ücretin çok az üstünde rakamlarla bir maaş anlaşmaları yapmak zorunda kalabiliyoruz. Ben isterim ki 3 asgari ücret, 4 asgari ücret maaş verelim. Öğretmendir, hak ediyordur. Ama az önce diyorsunuz ki ama bu fiyatlar da çok yüksek değil mi diyorsunuz. Hmm, hmm. O fiyatlar yüksek değil diyorum, biz zarar ediyoruz diyorum. Ama öğretmen maaş az değil mi diyorsunuz. Bakın bizim bir gelir ve gider dengemiz var. Gelirlerimiz az önce bahsettiğiniz eğitim, yemek ve diğer gelirlerimiz. Giderlerimizin en büyük kısmı maaşlar. Evet. %60'a yakın bizim maaş, sigorta, vergi giderimiz var. Bunlarla ilgili elimiz çok bonkör olamıyor. Burada biz şunu bekliyoruz. Bakın biz özel okullar devletimizin yükünü alan kurumlarız. Bizim diğer normal ticari işletmelerden ayrıcalıklı olmamız gerekiyor. Hı. Ve bu ayrıcalıklarımız da kamu adına ayrıcalıklı olmamız gerekiyor diye ne söylüyorum. Ne gibi ayrıcalıklar yaptılar mesela? Bakın, mesela bizim yaklaşık 1 milyon 400 bin öğrencimiz var. Evet. Özel okul sektöründe. Hı hı. Ama 3 milyon kontenjanımız var. Kontenjanımızın hı. yarısından çoğu boş. Evet. Bizde çalışan, istihdam edilen 190 bin civarında öğretmenimiz var. Evet. Şimdi bu iki sayıyı sadece, bu iki rakamdan gidelim. Özel okulların olmadığını düşünelim. Yok özel okullar. Biz çok kötüyüz ve kapandık. Evet. Ki kapananlar da var bir yanda. Çok az. Yani daha çok el değiştiren okullarımız var. O algı da bence yanlış bir algı. Hı hı. Kapanan okulların sayısı Türkiye'de diğer sektörlerde kapanan kurumlara göre çok az. Çok az. Hele hele marka çatısı altında olan okullarda çok daha az, 4 kat daha az. Doğru. Çünkü marka bir şekilde doğru. onu koruyor, kolluyor. Farklı sektörlerden fazla var. Köklü okullarda çok çok az. Sadece küçük çaplı okullarda bunlar olabilir ama diğer sektörler daha fazla. Hı hı. Bizde genelde el değiştirme oluyor. Biz olmasak 1 milyon 900 bin öğrenci nereye gidecek? Hı hı. Devlet okullarımıza evet. gidecek. 1 milyon 900 bin öğrenciyi eğitim verebilmek adına devletimiz ne yapmak zorunda? Yeni okul binaları inşa edecek, binlerce öğretmen alımı yapacak ve yeni yatırımlar yapacak, yeni maliyetlere katlanacak. 190 bin var olanlar bizden karşılayamaz mı diyorsunuz? Hayır, var olan kapasitesiyle var olanlar karşılayamaz asla. Diyorsunuz. Var olan kapasiteler zaten hı. mevcudu bile zar zor götürüyor hı. ki son dönemlerde bakanlığımızın yaptığı ciddi eğitim hamlelerine rağmen bu 1 milyon 900 bin öğrenci daha gelse taşıyacak bir yeni yatırım yapması gerekiyor devletimize. Onu yapacağına özel okulla teşvik evet, mi versin? Onu yapacağına bile teşvik versin. Hı. 190 bin öğrenci öğretmeni istihdam ediyoruz. Şimdi bize diyoruz ki biz öğretmenlerin maaşlarının artmasından yanayız ama biz kendi mevcut halimizle ayakta durmakta zorlanıyoruz sektör olarak. Devletimizin bizi sübvanse etmesini istiyoruz bu konuda. Biz öğretmenlerimizin maaşlarına zam yapalım. Tamam. Ama devletimiz de bu maaşlardaki aldığı sigorta vergi yükünü bizim sektörümüzde azaltsın veya kaldırsın. Hmm. Biz de oradaki maliyet avantajımızın gerekirse üstüne bir şeyler de ekleyerek öğretmenlerimizin hak ettiği maaşlara getirtelim. Bununla alakalı şu anda görüşmelerimiz bakanlığımızda devam ediyor, taleplerimiz. Vergi söyledi demişken kendilerine KDV de %1'di. Bakın KDV normalde 8'di bizde. 8'di. Pandemi döneminde %1'e indirildi bir yıllığına. Aslında biz devamını da istiyorduk derken tekrardan 8'e geldi. Şimdi tabii yeni şu KDV anda da oranları %10 bandında bir rakam söz konusu oldu alınan kararla. Şimdi Allah aşkına biz zorunlu bir hizmet veriyoruz.
Yani bugün ekmek zorunlu mu? Zorunlu. KDV'miz kaç? %1. Biz zorunlu muyuz 12 yıl boyunca? Zorunluyuz. KDV'miz kaç? %10. Biz zorunlu bir hizmet veriyorken KDV'mizin %1, hatta bana sorarsanız olmaması gerekiyor. Yani ticari bir işletme mantığında bakılıyor esasında. Bakın biz ticari bir işletme değiliz demiyoruz. Ama bizim diğer ticari işletmelerden daha ayrıcalıklı görevlerimiz var ve bu ayrıcalıklara sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Mesela bizler KDV'nin %1'e düşürmesini istiyoruz. Bizler öğrenci başına teşvik uygulamasının tekrardan geri getirilmesini ve yaklaşık 1 milyon 600 bin boş kontenjanımızın, milli servet bu. Boş duruyor. Onların doldurulmasını istiyoruz. Bizler mesela ruhsat harcı alırken bir bedel ödüyoruz. Evet. Sonra her sene o ruhsatımız var diye ruhsat harcı ödüyoruz. Böyle bir örnek yok. Bunun ödenmesi bizim açımızdan gerçekten büyük maliyet. Elektrik, su, doğalgaz maliyetlerimizin tarifelerinde ayrıcalıklar istiyoruz. Dediğim gibi maaşlardan alınan SSK vergilerimizin yükünün azaltılmasını istiyoruz. Bunları da özellikle şunu vurgulayayım. Bunları da sektörel olarak kar etmek, zengin olmak için değil, hayatta ve ayakta kalmak için istiyorsunuz. Bütün bunları şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir değişim söz konusu oldu. Bakan değişti, tüm kadro değişti. Sizin özel okul sektörü nasıl görüyor bunu? Paylaşma fırsatınız oldu mu? Aynı zamanda TÖDER olarak da sorayım. Şöyle, öncelikle yeni gelen bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e ve bakan yardımcılarımıza, bürokratlarımıza hayırlı olmasını diliyorum yeni görevlerinin. Biz tabii ki bu atamadan çok memnun olduk. Bunun en büyük sebebi şu. Sayın Bakanımızın uzun yıllar müsteşarlık görevinde bulunması, birçok bakanla beraber çalışmış olması ve bu müsteşarlık dönemlerinde birçok krizin olduğu dönemde o müsteşarlık görevinde bulunmuş olması. Ve ben bir şey daha özellikle önem veriyorum. Sonra bir dönem ayrılıp uzaklaşması, bir üniversite direktör olarak görev aldı. Uzaktan aslında bakmasına da bir zamanının olması. Çünkü çok içinde olduğunuz zaman bazen bazı şeyleri göremeyebiliyorsunuz. Birazcık da orada birkaç yıl da uzaklaşıp daha da iyi gördüğü zaman şu an biz bakanımızdan çok büyük beklentiler içerisindeyiz. Çünkü sadece özel sektör olarak söylemiyorum, ülkemiz olarak söylüyorum. Konusuna hakim, uzun yıllarını bu alana vermiş. Ve kendi kadrosuyla geldi. Yani uzun yıllar beraber çalıştığı sektörü, dinamikleri bilen kadrosuyla gelmiş olması bizim beklentilerimizi arttırdı. Bu çarşamba günü bir kurultayımız var. TÖDER Başkanımız İbrahim Taşer'le beraber biz gideceğiz İstanbul'dan çarşamba günü kurultaya. Orada tüm dernekler, başkanlarımız, üyelerimiz, bu sorunları da tekrar bakanlığımızın yardımcısı ve bürokratlarıyla bir araya gelip sektörümüzün taleplerini dile getireceğiz. Aslında programın sonuna geldik bu bölümde ama şunu da sormadan edemeyeceğim. Çok kısa toparlar mısınız? Özel öğretim kurslarında durum nedir? Kursları konuşmadan bırakmak istemiyorum ama çok kısa lütfen. Şimdi kurslar Türkiye'de nedense hak ettiği değeri bir türlü göremiyor. Herkes bu kurslar kapatılsın demesini biliyor. Ama bu kurslar neden var? Hangi ihtiyacı görüyor? Neyi, hangi boşluğu dolduruyor? Konuşmuyor nedense. Ben özel öğretim kurslarının şu anda tek ders üzerine eğitim veren yapılar. Bunların yasal mevzuatlarının tüm derslere eğitim verebilecek bir kıvama getirilmesinden yanayım. Bir de şunu özellikle vurguluyorum. Bu dershane kavramı, özel öğretim kursu kavramı bize özgü bir kavram değil. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde bunlar var. Yani bizim velilerimiz ya da bu sektörü çok hakim olmayanlar düşünüyorlar. Diyorlar ki ya Türkiye'de ne kadar çok kurs var. Bunlar hiçbir yerde yok. Her yerde var. Japonya'da da var. Yani bu üniversite sınavları ve lise sınavları olduğu müddetçe ve her üniversite Boğaziçi standartında, ODTÜ standartında, İTÜ standartında olmadığı müddetçe, her lise Galatasaray, Robert standartında olmadığı müddetçe mutlaka bir sınav olacak. Sınavda da çocuklarımızın önde olması için yarışmacı bir mekanizmadan destek almaları da çok büyük doğal. Büyük bir ihtiyacı karşılıyoruz. Onun için kursların yasal mevzuatlarının oturtulması gerekiyor. Gayri yasal çalışan kursların, merdiven altı kursların ivedilikle çok daha denetimler arttırarak kapatılması gerekiyor. Bir de çok kısa bir konu var, kanayan bir yara. Özellikle birçok Türkiye'nin birçok bölgesinde özel okul sahibi arkadaşımız aradılar bu konuyla ilgili. Açık liseye giden öğrencilerimizin durumu var. Bakın açık liseye istisnai hallerde kayıt yapılır. Şu anda nedense Türkiye'de çocuklarımız liseye geldiği zaman açık liseye kaydını alıp kurs hizmetinden faydalanarak sınava hazırlanıyor ve şu an Türkiye'deki özel okulların ve devlet okullarının birçoğunda liseler ne yazık ki boşalıyor. Buna da ivedilikle tedbir alınması gerektiği kanaatindeyim. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben teşekkür ediyorum. TÖDER Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko bizimle birlikteydi. Kısa bir aranın ardından karşınızdayız efendim.
Hukuk eğitimini konuşacağız programın bu bölümünde. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Barış Erman, siz de hoş geldiniz. Küçükken sorduklarında büyüyünce ne olacaksın diye hep avukat olacağım derdim. Sonra bunu orta sonda fikrimi değiştirdim artık lisede. Başka bir yola girmiştim ama pek çok kişinin küçüklüğünden bu yana bazı meslekler vardır. Doktor olacağım, işte avukat olacağım, hakim olacağım. Yani özendiği, saygınlığı olan ve insanlık var olduğu sürece de hep olacak bir meslek değil mi hukuk? Yani öyle bir meslek, yani insan ve insan ilişkisinin olduğu her yerde var. Kesinlikle. Yani ben şöyle anlatıyorum öğrencilerimize. Sabah kalktınız, uyandınız, yüzünüzü yıkıyorsunuz. Kullandığınız su aslında bir sözleşme, hukuki bir kavram var orada. Ardından çıktınız, işte bakkala ekmek almaya gittiniz ya da fırına. Sözleşme yapıyorsunuz, hukuki bir kavram. Ardından işte kırmızı ışıkta durdunuz, yine hukuk, idare hukuku. Veya işte birine çarptınız, hadi bakalım başka bir hukuk alanı. Attığınız her adımda. Attığınız her adım. Orada işte karşıdan işte seçim geçti, seçim otobüsü geçti, seçimin hukuku var. Efendim işte aklınıza gelebilecek insan ilişkilerinin olduğu her yerde, her kavramda hukuk karşımıza çıkıyor. O yüzden değişir, dönüşür ama hukukun modası, önemi hiçbir zaman geçmez. Çünkü birlikte yaşıyoruz. Birlikte yaşadığımız için de paylaşıyoruz. Paylaşmanın getirdiği bir takım hukuki kurallar var. Zaten hukuk dediğimiz şey toplumsal yaşama kuralları, hukuk onu yaptırımlarla destekleyerek güçlü hale getiriyor. Hatta modası geçmez. Tam tersi, moda olan her şeyi de yeni yönetmelik bir düzenleme getirmek üzere tam tersi. Yine sahnede olur, yine sahnede olur. Tabii. Şimdi birazdan bilişim hukuku da konuşacağız. Biraz karmaşık meseleler onlar. Yayına girmeden hocalarıma dedim ki böyle işte sanal medya, sosyal medya avukatıyım diyenler var dedim. Hocam da dedi ki o bütün sektörlerin avukatları var dedi artık. Fazlaca bir çeşitlilik de görüyoruz çalışma alanında. Şimdi hukuk fakültesini tercih etmek isteyen öğrenci nasıl bir eğitim bekler? Bazı şeyler değişiyor. Teknolojiyle değişiyor, şartlar değişiyor. Hukuk eğitimi biraz daha böyle geleneksel yapısını da koruyan bir eğitim gibi. Şu an nasıl bir eğitim bekler? Şimdi öncelikle Türkiye'de 86 tane hukuk fakültesi var. Bir kere onu saptayalım. Artı tabii onların birinci öğretimi, ikinci öğretimi vesaire. İngilizcesi. Tabii İngilizcesi vesaire. Sayılar kendi içinde de 140'ları aşmış durumda. Şimdi bu durumda belli bir düzen de yok. Hangi dersler olsun, işte nasıl bir eğitim olsun, belli bir düzen de yok. O yüzden çok önemli bu sorduğunuz soru. Ve bir hukuk eğitimi nasıl olmalı ki bize biraz önce o değişen dünyaya bizi hazırlasın ve ona ayak uydurabilelim, yakalayabilelim bu süreci. Onun için o hukuk eğitiminde ne olmalı? Bir kere mutlaka hukuk ulusaldır ama artık uluslararası sınırlarda aşılmış durumda. Ve uluslararası mekanizmalarla, uluslararası hem kuruluşlarla hem de özel sektör alanında çok ciddi ilişkiler var. Bunu görmezden gelemezsiniz. Evet. Ve bunu görmezden gelemediğiniz için de siz öğrenciyi buraya hazırlayacaksınız. Evet. Yabancı dil çok önemli. İngilizce zaten mutlaka öğrenilmeli. Mutlaka iyi bir seviyede İngilizce olmalı. Hukuk alanında kullanılan İngilizceye hakim bir seviye tutturulmalı. Sizde İngilizce %30 İngilizce. Zaten İngilizce hukuk dediğinizde o %30 İngilizce yok zaten. Yok, hukukta olmaz. %30 İngilizce ve ama o derslerinde gerçekten İngilizce yapılıp yapılmadığı çok önemli. Sorgulansın. O sorgulansın. Onun dışında uluslararası bağlantılar sorgulansın. Onun dışında öğrencileri bu bağlantılarla ne kadar gönderip alabiliyorsunuz? Yani giden öğrenci, gelen öğrenci, o trafik sorgulansın. Çünkü bu olmadan evrensel değerlere ulaşamıyorsunuz. Ulaşamıyoruz. Hukukta. Ben şimdi staj olanaklarını da soracağım. Hani yaz okulları, staj olanakları, evet, bunlarla da nasıl destekleniyor öğrenci diye, ama hemen Barış hocama bir dönmek istiyorum bilişim hukukuyla ilgili. Şimdi çok çeşitli çalışma alanları var. Şu an en çok konuştuğumuz alanlardan biri de bilişim hukuku. Biraz bu bilişim hukuku neden gerekli ve öğrenciye siz bunu nasıl veriyorsunuz? Bahseder misiniz bize? Tabii ki. Şimdi zaten gelişen teknoloji bizi interdisipliner çalışmaya itiyor. Hem uluslararasılaşma var hukukta, hem de bütün hukuk eğitiminde bir interdisiplinerleşmeyi de karşımızda görüyoruz. Çünkü eskiden bir hukukçunun sadece hukuk bilmesi gerekirdi. Teknik konuları o konunun uzmanlarına bırakırdık ama günümüzde artık bunlar o kadar iç içe geçmiş vaziyette ve hukuk o kadar teknikleşmiş vaziyette ki
olabildiğince öğrencilerimizin bu gelişen teknolojilere ayak uydurmasını sağlamak durumundayız. Yani mesela blockchain teknolojisini bilirse kesinlikle daha öyle. İyi o kesinlikle anlamda fayda öyle. Sağlar tabii değil yani, mi? Bunu daha sonra herhalde Sultan Hocamız da açıklayacak. Blockchain veya işte Bitcoin gibi alanlarda, bu sanal para alanlarında çalışan veya kişisel verilerin korunması alanında çalışan veya yapay zeka alanında çalışan hukukçuların bu konuda hem teknik hem hukuki bilgiye sahip olması lazım. Çünkü hukuk artık çok hızlı bir şekilde ilerlemek durumunda ve teknolojiye kendisine ayak uydurması alanında kendisi geliştirmek zorunda oluyor hukukçuda. Peki bilişim hukuku bir ders kapsamında mı, bir yan dal programı mı, yüksek lisans programı mı, nasıl erişecek? Çok çeşitli bu alanda yapılan çalışmalar var. Bizim fakültemizde bir yan dal programı olarak bilişim hukukunu açtık. Aynı tamam. zamanda da her yaz uluslararası bir bilişim hukuku yaz okulu hazırlıyoruz. Burada da yine son gelişmeleri o konunun uzmanlarından öğrencilere aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi yine döneceğim bilişim hukukuna. Tekrar Sultan Hocama dönüp şunu soracağım. Aslında iyi bir eğitim alması için siz yabancı dilin önemine vurgu yaptınız. Uluslararası gelişmeler ve bunu evet. öğrenci ne kadar entegre ediyor buna baksınlar. Staj. Nerede staj yaparlar? Böyle normal bölümlerde şöyle olur ya, biter ve yaz döneminde bir staja gider. Sizde de öyle mi? Yoksa okurken dönem içerisinde gittiği mahkemelere gidiyordur, o ayrı, ama başka nerelerde bulunur staj dediğimizde ne anlarız? Birçok şey aslında staj, zorunlu staj zaten hukuk eğitimi bittikten sonra, ama zorunlu staj dışında bizim ihtiyari staj dediğimiz ya da isteğe bağlı staj dediğimiz stajlar organize ediyoruz. Bunları aslında biz kendimiz yapıyoruz. Çocuklar bundan yararlansınlar diye. Kamu kurumlarında bu stajları gerçekleştiriyoruz kısmen. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde var çocuklarımız. Oradaki hukuk müşaviri, orada da 100 tane hukukçu var çalışan. Yani sırf merkezde, Saraçhane'de. Orada bizim çocuklar da gidiyorlar. Stajlarını yapıyorlar her yaz. O seçilerek giden öğrenciler orada staj yapıyorlar. Veya işte bazı özel sektör firmalarında, işte biraz önce hocamızın söylediği işte o Bitcoin ile ilgili firmalarda, şirketlerde çocuklar staj yapıyorlar. Evet. Veya onun dışında bazı işte federasyonlarda, kamu kurumlarında yine çocuklar staj ayarlıyorlar. Mesela Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda bu sene çocuklar, 30 tane öğrencimiz oraya insan hakları alanında çalışmaya gidiyor. Yani bunlar hem staj hem kendisini geliştirmesi için ilave olarak çocuklara sunulan imkanlar. Yani bakıyoruz geçenlerde hani rakamları topladık, kaç öğrenciyi staja gönderiyormuşuz. Neredeyse bir sınıfın 3'te 2'sini biz bu tür organizasyonların içinde değerlendiriyoruz. Çünkü ne kadar çok farklı alanlarda bulunursa aslında uzmanlaşacağı tabii. alanı da görmüş tabii. oluyor, tabii. deneyimlemiş tabii. oluyor. Şimdi uzmanlaşmak istediğimizde karşımıza hangi seçenekler çıkıyor? Bilişim hukuku dedik ama nedir yani, hani şu anda böyle yeni yeni başlamış da olabilir ya da çok revaçta da olabilir o uzmanlık, ihtiyaç var şu alanda dediğiniz, işaret etmek istediğiniz bir alan da olabilir. Şimdi bir kere temel hukuk eğitimini aldıktan sonra, onu çok güçlü bir şekilde kurduktan sonra elbette hukuk ekonomi bağlantısının kurulduğu alanlar var. Onun dışında iklim çok değerli, çevre çok değerli. Evet. Şeyler değişiyor. Yani hukukun sorumluluk alanları değişiyor artık. Değişmek zorunda. Aynı şey bilişim hukuku için de geçerli. Bugün yapay zekanın sorumluluğu tartışılıyor. İnsanoğlu bunu çok yoğun bir şekilde tartışıyor. Robotlara işte bir kişilik tanınacak mı yapay zekayı kullanan varlıklara? Veya işte hayvanların korunması bakımından orada karşımıza başka alanlar çıkıyor. Yani hukukun yeni gelen her şey kendi hukukunu yaratıyor. Mesela yine uzay hukuku, efendim hava hukuku, o alanlar da çok hep gelişen alanlar. Hep konuştuğumuz tam oturmayan fikri mülkiyet kişisel mesela değil mi? Tabii fikri mülkiyet, mesela bilişim hukukunda yine fikri mülkiyet de söz konusu olacak. Çünkü yapay zeka şey yapıyor yani. Kendisi evet. eser yaratıyor evet, ama evet. o eserleri nereden çıkarak yaratıyor? Bir sürü kaynaktan buluyor. Aynen. Size özgün bir eser çıkarıyor tabii, oraya. Bir de orada kişiyi birey olarak hukuk nasıl koruyacak? Bir de bir karşı tarafı var. Yani bu kadar sizin emeğiniz kullanılırken veya sizin kişisel verilerinize bu kadar kolay ulaşılabilirken siz kendinizi nasıl koruyacaksınız? Evet. Hukuk sizi nasıl koruyacak? Evet. Ona ilişkin düzenlemelerin yapılması lazım. Yetişmek kolay değil
teknolojiye. O yüzden de bu gençleri hukuk fakültesinde en azından bir asgari donanımla mezun etmekte yarar var diye düşünüyorum. Sizi hep gördüklerinde soruyorlardır ya, işte hukuk eğitimi zor mu, ezber gerekiyormuş. Söylediğinizin hepsinden anladım, ezber gerekmiyor. Bunların hepsi yeni şeyler görüyoruz ki. Yani bunu böyle muhakeme edip bu yeniliğe adapte olacak birinin ezberle buraya gelip bunu yapması mümkün değil. Zaten verdiniz içinde cevabı. Zaten şöyle söyleyeyim, yani hukukta ezber olsa ben hukukçu olamazdım. Mümkün değil. Böyle bir kavramım yok ve bizim sınavlarımız büyük ölçüde kaynak serbest sınavlardır. En azından mevzuat serbesttir. Ama onun dışında tüm kaynakların serbest olduğu sınavlar da var. Hiç ezbere bakmasınlar. Muhakeme, matematik, vicdanları varsa etrafında ve dünyada olan haksızlıklara yürekleri sızlıyorsa gençlerin, hukuku düşünsünler ama iyi karar versinler. Çok önemli çünkü. Hayatlarında verdiği en önemli kararlardan biri meslek seçimi. Doğru. Ama yine de şey var, dönüşüm de mümkün. Yani siz daha sonra kendi keyif aldığınız, mesela sinemadan hoşlanıyorsunuz. Çok var öyle. Tabii, yani siz anında futboldan hoşlanıyorsunuz. Tabii. Yani hemen o alanla hukuku birleştirip kendinize yeni bir çalışma alanı. Ben hep şey diyorum, kendi hikayelerini yazıyor çocuklar diyor. Hepsi ayrıca kendi hikayelerini yazıyorlar. Biz sadece aracı oluyoruz onlara. Şimdi kendi hikayesini yazıyorlar, güzelmiş. Burada yapay zeka da kendi hikayesini yazmaya başladı. Hukukta yapay zeka teknolojisine biraz girelim mi hocam? Evet. Çünkü dünyada da çok farklı uygulamalar var. Mesela Çin'de yapay zeka yargıçları, Estonya'da yapay zeka destekli robot hakimler, Malezya'da yapay zeka yargılama sistemleri denemeleri başladı. İşte Amerika'da geliştirilen dünyanın ilk robot avukatları. Şimdi bunlar böyle biraz medya açısından haber değeri var da, hani siz o tarafa baktığınızda yok canım o öyle değil, başlık güzel atmışlar da hani tam olarak o değil mi dersiniz? Şimdi ikisinin arasında bir yerde aslında. Şimdi yapay zekanın yaptığı iki şey var şu anda hukukta bizi çok ilgilendiren. Birincisi tekst yazımı. Yani bu ChatGPT gibi botlar vasıtasıyla bir tekst üretme. Bu tabii ki hukukta bizim için önemli. Hem avukatlar hem hakimler için çok yakın zamanda kullanılabilir hale geleceğini tahmin ediyorum. Tamam. Ama tabii bunun yine de üzerinden editör sıfatıyla bir hukukçunun geçmesi gerekecek. Hangi alanda olacaktır? Daha fazla, daha teknik, daha rutin işlemler. İşte ne bileyim, bir dilekçe yazımı gibi. Normalde şimdi de hani dilekçe yazan kişilerin yaptığı işlemler gibi. Veya bir sözleşme hazırlama gibi alanlarda yardımcı olacaktır. Tamam. Olmaya da başladı. İkinci işi şu anda hukukla bağlantılı olarak yapay zekanın bence daha kritik olan öngörü. Yani insan davranışlarını öngören modeller var. Bunlar özellikle mesela bir kişi tutuklanacağı zaman veya tutuklanmayacağı zaman, acaba bu kişi serbest kalırsa delilleri karartma şüphesi var mıdır? Veya işte koşullu salı vermeden yararlanacak, acaba koşullu salı verilirse tekrar suç işleme ihtimali var mıdır? Bunları öngörebilen modeller var şu anda. Ama tabii bunlar çok emekleme aşamasında ve ilk kullanım şekilleri çok ayrımcı ve istenmeyen sonuçları ortaya çıkarttı. İnsan haklarını ihlal eder sonuçları ortaya çıkarttı. Dolayısıyla bunların çok dikkatle ilerletilmesinde fayda olacağını düşünüyorum. O analiz, muhakeme, bunlar yani çok istediğiniz önemli. Teknoloji gelsin. Yine rol sanki sizde gibi değil mi? Yani şu şimdi an yeni yönetici olduğu olarak. Avustralya'da bir yargıç rüşvet şeyine, potasına girdi bu şeylerle. Yani benzer şey ben karşılaşmıştım. İşte ben haftada bir yurt dışına uçuyorum, geliyorum, ders veriyorum vesaire. Orada sistem beni kaçakçı profiline yerleştirmiş. Yani bunların hepsi insan hakları sorunu elbette. Bakın bu alan yeni gelişen hukuk alanı olacak veya yeni gençler bu alanda çalışmak durumunda kalacaklar. Yani şekil böyle değişecek. Evet, evet. Şu anda tabii şu var, bir hukukçunun bunlara ne kadar teknik olarak adapte olabilirse o kadar bunlarla rekabet etmesi de söz konusu. Yani bizim acaba işlerimizi elimizden alacak mı korkusu yerine bunları bilerek, ne yaptığını bilerek üzerine gitmek çok daha faydalı olacak. Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği ile ilgili çalışmalarınız var üniversite olarak. Bir kısa bundan bahsedelim mi? Şimdi hocamızın dediği gibi hukuk fakülteleri arasında standart bir eğitim yok. Türkiye'nin içinde de yok, yurt dışında farklı alanlarda da yok. Dolayısıyla bu standardın
yavaş yavaş oturtulabilmesi için bir takım uluslararası networkler var. Bunlardan bir tanesi de Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği. Biz bunu da temsil ediyoruz. Her sene de genel kuruluna katılıyoruz. Böylece uluslararası hem Erasmus olanaklarımızı artırma hem de bilimsel ve eğitim alanında işbirliği olanaklarını artırma imkanını kazanıyoruz. Hı hı. Şimdi genelde spot son cümleler Sultan Hoca'dan oluyor. Böyle kendi hikayesini yazmak gibi güzel şeyler söylüyor. Son olarak tercih yapacak adaylara hukuk eğitimini istiyorlarsa uyarınız ne olur? Tercih kriterleri anlamında son bütün bu söylediklerimizi toparlayacak bir mesaj istiyorum. Mutlaka değerlendirsinler. Her üniversiteye tanıtımlarda gitsinler. Kendilerine yeni bir yol çizerken birebir konuşsunlar. O çok önemlidir. O temas çok önemlidir. Biz çok öğrencilerle buluşuyoruz bu sayede. Kendi hem vicdanlarını dinlesinler hem biraz araştırsınlar. İstiyorlarsa gelsinler, sorsunlar. Biz her zaman hazırız ve oradayız. Ben 30 gün süreyle orada bulunacağım arkadaşlarımla birlikte. Mutlaka sorsunlar. Ama bir şey söyleyeyim, yapay zeka geldiğinde artık nitelikli hukukçuya ihtiyaç var. Sıradan işleri yapay zeka yapacak çünkü asıl oradan sonra insan faktörü fark ettirecek hususlarda karşımıza çıkacak. Asıl o zaman hikaye başlıyor. Aynen, hikayemiz o zaman başlıyor. Teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk ve Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Barış Erman bugün bizimle birlikteydi. Programı noktalıyoruz. Haftaya cumartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.